İyi haftalar, iyi bir gün diliyoruz. Basın toplantımıza Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi etkileyen, borsayı etkileyen, fiyatları etkileyen ve yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan açıklamalarıyla, talimatlarıyla başlamak isteriz. Her gün iktidar partisi temsilcilerinin hatalarından ders alacağı, yanlış mesajlar vermeyeceği bir güne başlamayı umuyoruz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinde değişen bir şey yok. Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta gazetecilere yaptığı açıklamada kendini özgü ekonomi hipotezini ısrarla savunmaya devam ediyor. Biliyorsunuz bir önermenin hemen yakın çevrenizde kabul görürse Bununla ilgili bir hipotez yazabilirsiniz. Bağımsız deneyler bunu desteklerse bu konuda bir önermede bulunursunuz. Çok sayıda deney sizi doğrularsa bu belki kural, kanun haline gelebilir o alanda ve uzun yıllar sürerse bunu bir doktrin olarak ifade edebilirsiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan kendisi dışında herhangi bir ekonomist tarafından eğer Merkez Bankası başkanlığını kabul eden önceki dönem milletvekillerini ve Hazine Bakanlığı'nı kabul eden önceki dönem üç dönem milletvekili yaptığı kişiyi ekonomist kabul etmezsek eğer kendisinden başka herhangi bir ekonomistin bunu kabul etmediği bir teze sahip. Tezi şu diyor ki faizleri düşürürsen her şey yoluna girer enflasyonda düşer. O bunu 2019'da dediğinde ve damadı bu söylemine uygun olarak suni olarak piyasa koşullarından farklı olarak piyasa koşullarına çelişecek şekilde faiz indirimine gittiğinde dolar fırlamıştı. Doların 6.40 seviyelerinde tutulması için damat bey bir buçuk yıl gibi bir sürede bu ülkenin 128 milyar dolarlık rezervini cayır cayır yakmıştı. Daha sonra bu rez rezervin dibe vurması, yok olması büyük eleştiriler getirince damat görevden alındı. Lütfi Elvan göreve getirildi ve Lütfi Elvan görevi boyunca aldığı eğitimin, kendi birikiminin ve bakanlıktaki bu konuda eğitim almış kişilerin tezlerini savunmaya çalıştı ve bir gün geldi ki yani zorla faiz düşüremeyiz. Düşürürsek dolar fırlar o yüzden belki birkaç puan faiz arttırımını geçici olarak yapmalıyız dediğinde bir grup toplantısında Lütfü Elvan'a saldırdı. Onunla yollarını ayırdığını söyledi. Bütün AK Partililer avuçları patlarcasına alkışladılar. Bir tek iki eli iki bacağının arasında Lütfü Elvan dinledi ve bir hafta sonra da görevden alındı ve yerine yeni ekonomi bakanı Şaka gibi şaka yapmayı seven kendisi büyük bir şakaya dönüşmüş olan yeni ekonomi bakanı geldi. O günden bugüne durdular, düşündüler ve geçen sene eylül ayında Türkiye'nin felaket senaryosu olan 10 liralık dolar ikisinin işbirliğiyle 12 lira, 13 lira, 14 lira, 16 lira bir gece 18 liraya kadar geldi ve oturdular şöyle bir şey söylediler. Siz yine faiz vermiyoruz deyin ama örtülü bir faiz verelim. Bu faizi zenginlere verelim, bedelini de vatandaşın sırtına yükleyelim. Tayyip Erdoğan kendi sözüne inanan, inandırabildiği, kendi propaganda aygıtlarıyla ikna etmeye çalıştığı yoksul kitleye faizi arttırmıyoruz diyerek ama faiz olmazsa parasını dövize çevirenlere sen parayı gel hem garantili faize koy hem de dolar artarsa aradaki farkı biz ödeyeceğiz hazineden ödeyeceğiz diyerek onlara mesajı verdi. Faiz artı doların altında faiz kalırsa aradaki farkı da telafi eden ilave faiz hem de hazinenin sırtından o günden bugüne tabii dolar dedikleri gibi dikkat edin. 18 liradan 12-11 düştüğünde birkaç güne 10 liranın altına düşecek ve orada normal bir seyre kavuşacak diyordu. Şu anda dolar 14 lira sınırındadır. Hiç öyle 10 liranın altına düşmedi. O sözler o tahitler doları bir iki kez 12 liranın altına getirdi. Şimdi 13.65, 13.70, 14 lira sınırındadır. 10 lira bu ülkenin felaket senaryosuydu. 40 üstündeyiz. Ve şimdi bir başarı hikayesi varmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Vatandaş da soruyor neyin başarısı? Her, her şey ateş pahası. Sadece ve sadece Ocak ayı içinde gelen zamlar ki bunların hepsinin altında AKP yönetiminin imzası var. Benzine yüzde on yedi zam geldi. Sadece Ocak ayında bir yılda değil Ocak ayında. Motorine yüzde on dört nokta üç zam geldi. Elektriğe elli ve yüzde yüz yirmi yedi. Belli bir miktarın altında harcayanlara elli ki bunun altında kalabilmek için karanlıkta oturmak, soğukta oturmak neredeyse üst başı kıyafeti elle yıkamak gerekiyor. Yani biraz yaz kullandığınız zaman birazcık ısınmaya kalktığınız zaman hemen bu tarifeye geçiyorsunuz. Yüzde yüz yirmi yedi aylık zam. Doğal gaz yüzde yirmi Motorlu taşıtlar vergisi yirmi beş. Köprü ve otoyollar en az yüzde yirmi beş zamlandı. Bunların içinde yüzde altmış yüzde seksen beş zamlananlar da var. Ama en az yüzde yirmi beş zamlandı. Ve şimdi bu rakamlar verilen maaş zamlarını bir ayda yutmuş görünüyor neredeyse. Ve bu rakamlarla elektriğe en az yüzde elli zammın yapıldığı bu rakamlarla Cumhurbaşkanı diyor ki faiz düşecek. O deyince borsa yine tepe taklak oluyor. O deyince yine dolar yukarı doğru fırlanıyor. Ayrıca ne diyor? Enflasyon düştü düşecek diyor. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor. Bir partinin genel başkanı Enflasyon düştü düşecek diyor. Ya bu dediğine bakarsanız bu elimizdeki tüketici fiyatları endeksinin yıllık değişimi. Bu yıllık değişim geliyor geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında yükseliyor, 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 yükseliyor ve böyle bir fırlama var. Bu mu düştü düşecek? Bu tabloya bakınca enflasyon düştü düşecek diyen var mı? Bu da aylık değişim. Tüketici fiyatlarındaki aylık değişim. Bu tabloya bak, bakınca düştü düşecek diyen var mı? Yıllıkta yüzde otuz altı nokta üçe tırmanmış. Aylıkta sadece Ocak ayında on üç nokta altıya tırmanmış. Üstüne bunlar gelince ve bu büyük faiz e, dolar artışına paralel gelmiş olan zamlar gelince aylıkta da yıllıkta da artışlar devam edecek. Bunu hepimiz görüyoruz. Ve bu şartlar altında TÜİK'e talimat veriyor. Enflasyon düştü düşecek diye. Ama bu kuru inadın esnafı, memuru, işçiyi, emekliyi tehdit edecek sonuçlarına sonuçları olmasından endişe ediyoruz. Çünkü TÜİK bir kez daha enflasyonu manipülatif olarak yani hile yaparak düşük gösterirse bundan enflasyona göre fark alan zam alan herkes zarar görecek. Bunu görmek lazım. Tabii ekonomide ikinci damat dönemi yaşandığını hepimiz biliyoruz. Birinci damat döneminde nasıl arka kapıdan 128 milyar dolar satıldıysa Lütfi Elvan döneminde durdurulmuştu. İkinci damat döneminde yani Nebati'nin o sevimli gülücükleriyle, el kol hareketleriyle ama bir yerden yönetilen o el hareketleriyle Nebati ikinci damat dönemini yaşatıyor. Yine kamu bankaları arka kapıdan milyarlarca dolar satıyorlar. Hem de bizim olmayan emanet doları, borç olarak alınmış doları, sıvapla gelmiş olan paraları arka kapıdan satıyorlar. Ve bu ikinci damat dönemi birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yanıtlaya aday bir dönem. Burada bir endişe var. Recep Tayyip Erdoğan döndü son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti, İstifasını kabul ettiniz, uygun gördünüz kendi deyiminizle. O kadar iyiyse damat gidince neden birden bütün göstergeleri iyiye döndü piyasaya güven veriyorsa, doğru işler yapıyorsa. Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor. Bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha kabineye dönebilir. Örneğin Nebati'nin bulunduğu, Sayın Nebati'nin bulunduğu bakanlık eskiden birleşmişti, ikiye bölünebilir ve bir etkin konuma damat tekrar gelebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur bu konudaki riski de riske de dikkat çekmek isteriz. Bu arada Merkez Bankası Katar'la yaptığı swap anlaşmasını duyurdu dolar üzerinden. Şimdi diğer bazı ülkelerle Güney Kore ile Çinle Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşmaları duyuruyorsunuz. TL üzerinden duyuruyorsunuz. Ama Katar'a gelince dolara geçiyorsunuz. Bu Katar'a 22 TL'lik dolar kurunun garanti edildiğini. Çünkü bir dönem hepimize her şey kontrolümüz altında rekabetçi döviz kuru var. Biz yüksek dolarla yüksek ihracat geliri elde edeceğiz. Doların yükselmesi menfaatimizdedir yalanını atıyorlardı ve Katar'la 22 liraya anlaşmışlardı. Büyük panikten sonra Al, çok faizi garibana çaktırmadan ve zımni anlaşmayla zenginlere örtülü faiz vererek doları kontrol altına aldılar. E Katar hani 22 liralık dolar anlaşması o yüzden TL değil Katar'la dolar konuşuyorlar. Swap anlaşmasını birkaç tane Çin gibi Güney Kore gibi bize uzattığımız eli bin bir tavizle bizden aldıkları tavizle tutan bu ülkelere karşı TL olarak açıklarken Katar'ın dayatmasıyla dolar olarak swap anlaşması açıkladılar. Bir de şöyle bir dönüp bakalım. Çin, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bütün dünyada bu ülkeyi swap anlaşmasıyla yani sizin ihtiyacınız olduğu doları size veriyorum. Karşılığında TL'yi kabul ediyorum diyen ülkeler bunlar geldiklerinde Türkiye'yi ilk 10 ekonominin içine sokacağız diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Geldiğinde 17'inciydik. Bir ara 16 olduk. İlk 10'un içine girecektik. Bugün 20 belki 21. sıradayız. Türkiye'yi ilk 20'nin dışına çıkardılar. Halen daha 2023'te ilk 10'a gitse hedefini sanki söylendiğinde oluyormuşçasına maalesef ifade ediyorlar. Oysa ki bunun olmayacağı ortada Türkiye dünyanın 21. ekonomisine gelirledi AK Parti döneminde. Yani 5 sıra birden gelirledi. 7 sıra ileri gideceğiz diyorlardı. Bu kadar büyük bir fiyasko ne cumhuriyet tarihinde yaşandı ne de dünyadaki herhangi bir demokraside yaşandı. Ancak bu tek adamların şuurunu kaybetmiş, kendinden başkasını düşünmeyen tek adamların Tek başına aldıkları kararları zorla uygulattıkları ülkelerde oluyor. Türkiye'de üzülerek söylemek gerekir ki böyle bir ülke bu tip ülkeler arasındaki yerini almış durumda. Tayyip Erdoğan açıklamalarında 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah demiş. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Oysa 2020'ye de böyle girmiştik. 2021 için de aynı şeyleri söylemiştiniz. Hatta Tayyip Bey'in damadı üç ayda bir geçip bize Şubat Ocak'tan iyi olacak, Mart'ta Şubat'tan iyi olacak diyordu. Ama hiçbir ay bir öncekinden iyi olmadı. Her gelen ay geçen ayı, her gelen yıl geçen yılı arattı. O yüzden Tayyip Erdoğan'a Anadolu'da çok kullanılan bir deyimi söylemek lazım. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. İyi olacak, paryak, parlak yıl olacak demekle parlak yıl yaşanmıyor. Parlak yıl yaşanması için ekonomi biliminin gereğini yapmak lazım. Inadının gereğini değil. Ekonomistlere güvenmek lazım. Körü körüne saplandığın kendine ait bir hipoteze değil. Ve oturup bağımsız kurumlara karışmamak. Merkez Bankası gibi, BDDK gibi ve onların görevlerini korkmadan, senden korkmadan yapmalarına izin vermek lazım. Beş yılda bir değişecek Merkez Bankası Başkanı'nı iki yılda üç kez, üç yılda dört kez değiştirirsen ve söz dinlemiyorlardı dersen o bankaya kimse bağımsız demez. Söz dinleyen Merkez Bankası demek olmayan merkez bankası demektir. Bağımsız olmayan, fiyat istikrarı konusunda, enflasyonla mücadele konusunda kanunla verilmiş görevi yapmak yerine senin gösterdiğin istikamette açıklamalar yapan, karar alan bir merkez bankası demektir. Bu yüzden parlak bir yıl beklenmesin. Ha, parlak bir yıl kendisi için özel dünyanın en pahalı uçağında gezeceği bir yıla parlak bir yıl diyebilir. Yandaş müteahhitlerini daha zengin edeceği bir yıla onlar için parlak bir yıl denebilir. Ve mahtumlarının kendi evlatlarının yeni yeni vakıfların başına geçtikleri yıla parlak bir yıl onlar için denebilir. Türkiye için parlak bir yıl sandığın geleceği yıldır. Eğer 2022 parlak yıl olacaksa milletin önüne sandığı koymak lazım. Millet kendi geleceğini parlatır, kendi önünü aydınlatır. Ama sandığın gelmediği ve bu liyakatsiz kadroların milleti meşgul ettiği her yıl daha karanlık bir yıl olmaya adaydır, namzettir. Getirirseniz sandığı o yıl parlak bir yıl olur. Biz 2022'nin erken seçim marifetiyle parlak, apaydınlık bir yıl olacağını o zaman 2023'ün 22'den 24'ün de 23'ten daha parlak olacağını müjdeleyebiliriz. Ama damadın taktikleriyle her söylediği laf boşa çıkan bugün en çok paylaşılan videolarda Şubat Ocak'tan iyi olacak. Mart'ta Şubat'tan kah, kah, kah gülme efekti koyuyor gençler TikTok'ta. Ya da hani hani diyor dolar 8 olacaktı 10 olacaktı. Doları 8-10 olacak diyenlerin elinde patladı diyor. O elinde patladı diyen doları elinde tutan varsa bugün 14 liradan bozdurup yüzde yüz kar edebilir. Damat beyin bu kadar TikTok'ta komedi malzemesi olduğu bir dönemde damadın politikalarında ısrar felakete yönelmekten başka bir şey değildir. Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış. Yani eğer bu ifadeleri okuduğumda ben Türkiye'nin Suç İşleri Bakanı değil de İsviçre'nin, İsveç'in İçişleri Bakanı konuşuyor sandım. Toplumsal olaylara sert müdahale değil, mümkün olabildiğince müzakereci bir yaklaşımı benimsiyoruz. Şimdi daha cuma akşamı bir grup öğrenciye Taksim'de olabilecek en sert müdahaleyi yaptılar gaz sıktılar, sürüklediler, hepsini birden gözaltına aldılar. Kim yapıyor bunu? Polis. Bu kanunsuz emri veren kim? Süleyman Soylu. Suç işleri bakanımız. Boğaziçi öğrencilerine yaptıkları o sert müdahaleyi herhalde Bulgar polisi yapmamıştır. Ya da dün Ankara'da meclisin önünde açıklama yapmak isteyen kadınları gözaltına alan herhalde Suriye'nin, Yunanistan'ın, Gürcistan'ın polisi değil etrafımızdan. Bunların hepsini sizinkiler yaptı. Peki Sayın Suç İşleri Bakanı, Soma'dan gelen madencileri gittiniz önce Soma'da durdurdunuz. Şehirler arası yolda yürüyemezsin. Kaymakamlık kararını Soma Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Karar verdiler yürürler diye. Yürürken köprü başın yürürken Göl Marmara'da Salili'de duydurdun. O madencilerin alay komutanı diye video çektikleri gün. Onlara namus sözü verdin. Şeref sözü verdin. Bütün madenciler öyle söylüyor. Ama sorunlarını çözmedin. 1 Ocak bilemedin 15 Ocak dedin. Ocak oldu, Şubat oldu, Mart oldu. Madencilerin verilen sözler hiç oldu. Yürüyüp geldiler Ankara girişinde Çevik Kuvveti karşısına dizdin. Onları beton üstünde yatırttın bir tesiste, benzin istasyonunda. 36 saatlik yorgunluğun sonunda yıldılar. Baktın sokmuyor başka bir yolla gelmek için memleketlerine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ali Faik. Babası da o madende ölmüştü. Hayatını kaybetti Tahir Çetin. Canını zor kurtarmıştı. Bağımsız maden için başkanıydı. Sözünü tutaydın. Haklarını vereydin. Hiç olmazsa Ankara'ya TKI'nin karşısına sokaydın. Ölmezdi bu kardeşlerimiz. Bir de diyorsun ki en müzakereci şekilde davranıyoruz. Bursa'da, Manisa'nın Salihlisi'nde, Muğla'da madenlere, HES'lere ya da katı atık tesislerine karşı köyünü merasını savunanlara Karadeniz'de deresini savunanlara jop vurduran, ters kelepçe takan, gaz sıktıran sen değil misin? Ama son derece toplumsal olaylara sert değil, mümkün olduğu kadar müzakereci. Bu lafı ettiği gün ne var çünkü ne var söyleyelim. Milli Beka hareketi diye kendisi adına onu bunu tehdit eden işte Metin Külüngün derneğini basıp oradan paylaşım yapan en son marifeti Sezen Aksu'yu tehdit edenler gittiler bir sanatçının Sezen Aksu'nun evinin önünde 20-30'da basın açıklaması yaptılar. Ey Süleyman Soylu Suç İşleri Bakanı sana sorarlar. Sen anayasaya rağmen önceden izin almaksızın yapılacak bu işleri gündüz vakti yapana Kanunsuz şekilde karşı çıkıyorsun, kanunda bu işlerin gün ışığında yapılacağı yazıyorken gecenin karanlığında bir kadın sanatçının evinin önüne toplananlara etrafından izleyip güvenliklerini sağlıyorsun. Bu nasıl adalet, bu nasıl eşitlik? Kim bunlar? Bunlar siyah gömlekliler mi kardeşim, kim bunlar? Bu adamlar kim? Hangi rejimin kimin adına kimi tehdit ediyorlar? İşleri güçleri tehdit. Peki Süleyman Soyluya soruyoruz. AK Partililere soruyoruz. Vicdanı olan, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş bütün büyüklerimize, kardeşlerimize soruyoruz. Milli Beka Hareketinin başkanı Murat Şahin açıklamayı yapan zat daha geçenlerde polis çevirmesine yakalandı mı? Yakalandı. Kameraların önünde önce birilerini aramaya çalıştı. Polisler dışarı çıkardı. Üstünden ne çıktı? Sahte kimlik. Sahte polis kimliği. Sahte basın kartı. Bir tane polis telsizi arabada kaçak çakar. Kardeşim, sahte polis kimliği taşıyan bir adam nasıl oluyor da Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapabiliyor? Sahte basın kartı düzenlemiş, kalpazan adamlar Süleyman Soylu'nun himayesinde milletimize şikayet ediyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yapmaya çalıştıkları şu. 2017'de bestelenmiş, söylenmiş bir şarkıyı 2022'de biz fark ettik. Adem'le Havva, Adem babamıza, Havva anamıza saldırı var deyip Refleks verenler mevzu köpürtenler. 2017'de Türkiye'de olabilen bir işi 2022'de namümkün mümkün kılıyorlarsa buna çalışıyorlarsa bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı Türkiye'yi yasakları ülkesi yapmaktır. Bunun adı işlenmeyen suçları dine karşı işleniyormuş gibi gösterip nefreti örgütlemektir. Hedef göstermektir. Bu kaybedilmekte olan seçimin mutfaktaki yangının sokaktaki yangının pazar yerindeki yangının din istismarıyla bastırılmaya çalışılmasıdır. Buna teslim olmayız. Süleyman Soylu'dan da korkmayız. Milli beka hareketinden de korkmayız. Bunların tehditleri vız gelir tırıs gider. Öyle karşınızda karşınızda birisi çağırınca kot üstüne pahalı gömlekler üstüne dışarıda spor arabalar sakallar bırakılmış bıyıklar bırakılmış reis'in talimatıyla perdelik kumaştan kefen çekenler değil. Karşınızda dedeleri Atatürk'ün talimatıyla toprak altında kefensiz yatanların torunları var kardeşim. Size teslim olmayız. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Öbür taraftan Ankara Melike Hatun Camii'nin imam hatibi Halil Konakçı afiş yaptırıyorlar. İl il geziyor, vaazlarda bulunuyor. Camide alkış var. Bakın camide vaaz yapıyor. Alkış var camide. Camiler bunun için mi yapılmış? Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Ne yapıyor? Sezenak suyu tehdit ediyor, hedef gösteriyor. Ne yapıyor Bursa'daki camide? Diyor ki İslam sahipsiz kaldı. Şeriat gelmeli diyor. Şeyhül İslamlık makamı gelmeli diyor. Bu makamın peşinden koşacağız. Bu makamı geri getireceğiz. Bunun için çalışacağız diyor. Ve açık 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 Sezenak suyu tehdit ediyor. Bundan iki hafta önce. Çıktı bir başka camide, Ankara'da bir camide. Ben okul öncesi eğitim diyanetin değil, milli eğitimin işidir dedim diye. Dinimize küfretti, peygamberimize küfretti. İki elimiz yakasındadır, azdan az çoktan çok gider diye beni tehdit etti. Buradan Halil Konakçı, cürümün kadar yer yakarsın. Buradan Murat Şahin, cürümün kadar yer yakarsınız. Ama biz buradayız. Ama kanunlar da burada. Diyanet İşleri Başkanı bu hedef gösterenlere, bu sapkın zihniyete en çok zararı dine, samimi Müslümanlara verecek olan bunlara ve İçişleri Bakanlığı ve mahkemeler ne yapıyor göreceğiz. Bizim bir tane canımız var. Bir tane de korumamız yok. Buradan size müjdeyi vereyim. Bir tane canımız var, bir tane korumamız yok. Herkes biliyor bunu. Öyle tehdidinize biz yılarsak, biz bir adım geri gidersek, biz bir kelime eksik konuşursak, biz bir santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktürürsünüz. Bu millet sizin çok beğendiklerinizin önüne kırmızı alı serdiği, alkışlarla, mutlulukla karşıladığı işgal kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal'le beraber direndi bu ülkeyi kurtardı. Sizin Önünde secde ettiğiniz altıncı filonun askerini denize dökenlerin devamıyız biz. Karış karış Anadolu'yu gezip yalan konuşan Numan Kurtulmuş. Sen diyorsun ya 150 yıldır karşı karşıyayız. Biz hiç yol değiştirmedik. Jön Türklerden geliyor diyor doğrudur. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk diyorsun doğrudur. Cumhuriyet Halk Fırkası diyorsun doğrudur. Hep oradayız. Karşımızda damat Ferit hükümeti vardı sevri imzalayan, karşımızda İstanbul hükümeti vardı teslim olan, karşımızda İslam Teali Cemiyeti vardı teslim olan, karşımızda İskilip'le Atıf Oda vardı. Mustafa Kemal'e uymayın diye İngiliz askerlerinin yukarılardan bildirilerini attı. Biz Kuvayi Milliye'yiz kardeşim. Ondan onların devamlarına ne Murat Şahin'e ne de cami cami gezip bizi hedef gösteren Halil Konakçı'ya teslim olmayız. Azdan az çoktan çok aza çoğa bakmayız. Tek tek alsak birer birer de olsak biz bu ülkenin cumhuriyetçi vatansever evlatlarıyız. Ve hiçbir tehditinize İçişleri Bakanı'nın arkanızı sıvazlamanıza Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ün kurduğu diyaneti Cumhuriyet'in kurumlarının karşısına diken Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime gelsin ne ölüme diyen adamın dirisini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'na da onun üzerimize saldığı tehditçilere, şantajcılara da asla ve asla teslim olmayız. Benim söyleyeceğim son söz eğer yiğitseniz, eğer sözünüzün eliyseniz, eğer bir tutarlılığınız varsa Sezen Aksu'nun o sözünü söylüyorsunuz ya. Sezen Aksu'nun o sözünü söylüyorsunuz. Sizin Akit gazeteniz geçtiğimiz gün yıllarda imanımızı şarkılarla çalıyorlar. İşte şirk dolu şarkılar diye bir liste yayınlamıştı. O listede Suzan, Sezen Aksu yoktu. Çünkü Sezen Aksu 2010'da çok makbuldü. Referanduma destek veriyordu. Sezen Aksu 2016'da da referanduma destek verse bugün tehdit almıyordu. Hatta sarayda ağırlanıyordu. Hatta o şarkıyı yarısını kendi yarısını Tayyip Bey bile söyleyebilirdi. Ama bugün Sezen Aksu onlarla aynı çizgide olmadığı için benle de aynı çizgide değil. Ama onlarla aynı çizgide olmadığı için tehdit alıyor. O zaman şunu da yapın. Akit liste yayınlamış. Sezen Hanım yok ama Orhan Gencebay var. Kaderin böylesine yazıklar olsun demek inancımızı yok saymaktır diyor. Orhan Gencebay dinimize şirk koşuyor diyor. Peki İbrahim Tatlıses'i de akit hedef göstermiş. Tanrım madem utanacaktın beni neden yarattın sözleri için? Bir Allah'a taptım bir de sana taptım sözleri. Allah'a şirk koşmaktır diyor. Bunların hedef alınmıyor olması bence de alınmasınlar. Asla kimse bu kelimelere hesap sormasın. Ama Akit bunları hedef gösterince bunlar sarayın makbulleri olduğu için baş tacı bu şarkıyı birlikte de söyleyebilirsiniz. Hep beraber Sezen Aksu muhalif bir çizgiye kaydı diye hedefe konsun. Eğer vicdanı olan varsa insafı olan varsa bu AK Parti'nin trollerinin Trol orduları komutanı Fahrettin Altun'un damada karşı kurulmuş Trol hareket ordusu Süleyman Soylu'nun ve Soylu'ya karşı kurulmuş Trol hareket ordusunun sahibi Berat Albayrak'ın sahipli sahipsiz trollerin gazına gelip de günahsız insanları kimse hedef göstermesin. Bu kadar açık, bu kadar da net söylüyoruz. Sizden korkan sizden beter olsun. Biz sizin eveliyatınızı biliriz. Tayyip Erdoğan gibi çok ayıp sözler söylemeyeceğim. Ama biz sizin evveliyatınızı biliriz. Ruhunuzu biliriz. Kimliğinizi biliriz. Bu linç kültürü şudur. Bu linç kültürüne katılan herkes. AK Parti'nin katılmış grup başkan vekilleri dahil. Sezen Aksu'ya, bana, başka arkadaşıma, herhangi bir muhalife. Linç kültürüne katılan herkesi milletimiz şöyle bilsin. Linç ettiklerinin önemi yok. Linç edenler Yerdeki madenciye tekme atan Yusuf Yerkeller'dir. Linç hareketlerine katılan bütün AK Partililer. Yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkeller'dir. Yusuf Yerkel ve Yusuf Yerkel gibiler tarih önünde hep utandılar. Hep utanacaklar. Biz onların tekmelediği madencinin yanındayız. Biz Yusuf Yerkel'in değil tekmelediği madencinin yanındayız. Sonuna kadar da orada duracağız. Bunu böyle bilsinler, hatlerini bilsinler, gün gelince kanun önünde hesaplaşacağız. O güne kadar iddia ettikleri gibi canımızı alıyorlarsa hesabı soracak birisi bulunur. Biz korkmuyoruz. Soru varsa cevaplayayım arkadaşlar. Buyurun. HDP'li Semra güzel büyük bir yanlış yapmış Cumhurbaşkanının valilere kaymakamlara alay komutanlarına teröristlere dokunmadığın dediği bir zamanda gitmiş bir teröriste dokunmuş bu affedilir bir şey değil bir kez Ak Partiler bunu hatırlasın o dönemde valiler kaymakamlar alay komutanları önlerinden geçen teröristlere dokunmuyordu talimat buydu ama biz. Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru fotoğraflar olmadığını, milletvekilliğiyle bağdaşır fotoğraflar olmadığını bu konuda açılacak olan soruşturmanın yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığın kaldırılması noktasında evet oyu kullanacağız. Daha sonra da

canı istediği herkesi terör parantezinin içine alıyor, terörist parantezinin içine alıyor. Diğer yandan İmralı'daki terör örgütü liderine mesaj yollamaktan da geri durmuyor. Neymiş? Emri Edirne'deki İmralı'ya hesap verecekmiş. İmralı neresidir? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı İmralı'dakinin hesap soracağını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hesabı iki tane sorma merci vardır. Bir, sandıkta millet sorar, konumuz o değil. İki, bir suç işleniyorsa mahkemeler sorar. Yargı makamı mıymış İmralı? Yargı makamı mıymış Abdullah Öcalan'da hesap soruyormuş? Abdullah Öcalan kime hesap soracakmış? Yani son girdiği seçimlerde, girebildiği seçimlerde önemli bir seçmen kitlesi tarafından seçilmiş bir milletvekili olan ve yine partisinin kurulları tarafından genel başkan eş genel başkan seçilmiş birisi, seçimle gelmiş birisi. Beğenirsin, beğenmezsin. Ona hesap vereceksin diyor. Hesap soracak olan Abdullah Öcalan. Kurduğu terör örgütüyle PKK terör örgütü ve yakalanıp Türkiye'ye getirildi, yargılandı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yüksek güvenlikli İmralı cezaevinde tutuluyor. Nasıl oluyor da yüksek güvenlikli İmralı cezaevinde tutulan birisi seçimlerle gelmiş bir eş genel başkana hesap soruyor. Buradaki hesap sorma makamı olarak tayin edilen kişi kendi deyimleriyle de halktaki yaygın kullanımla da terörist başı değil mi? Bebek katili dediği birini hesap soracak. Bir partinin eş genel başkanı hesap verecek konuma getirmek nasıl bir aklın ürünü? Millet gerçekten buna nasıl bir tepki koyuyor? Bu nasıl bir mertebelendirme? Gerçekten insan şaşırıyor. Ama şunu da unutmayalım. İstanbul seçimlerini birinci seçim 13 bin farkla tamamlanıp Tayyip Erdoğan ve kadroları hazımsızlık yapıp YSK'da seçim iptal edilince İstanbullu büyük bir tepki gösterdi. Böyle şey olmaz dedi. Ekrem İmamoğlu'nun hakkı yendi dedi ve 806 bin farka doğru gidiyordu iş. Apar topar aileden olmayan ve hukukçu olmayan bir akademisyeni alıp Abdullah Öcalan'la görüştürdüler. Kanunlara göre aile ve avukat olmayan birisi görüşemiyor. Ama görüştürdüler. Kanunları içe sayıp ona çıkıp mektup okuttular, açıklama okuttular ve o açıklamayı Anadolu Ajansından verdiler. O açıklama yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na değil Kürtler Binali Yıldırım'a oy versin ya da hiç oy vermesin çağrısıydı. Buna tenezzül etmiş birisinin bir siyasi hareketin ve Bahçeli için sordunuz. Buna bile ses çıkarmamış. Hatta o günkü açıklamasıyla Mesajı almıştır. HDP seçmeni diye. Buna yol veren, ön açan Devlet Bahçeli'nin sessizliğini sorguluyorsunuz. Biz bunlara şaşırmıyoruz. Kullanılan bütün ifadeleri konjonktüreldir. Milliyetçilikle ilgili, vatanseverlikle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili söyledikleri her ifade konjonktüreldir. Bu konjonktürde her şeyi masum görebilirler. Örneğin bir yurt yangınından sonra denetimsiz yurtlarla ilgili yükselen tepkilerde bile ne yapacağız yani? Bunun için yurtlarımı kapatacağız, bütün tarikatlarımı kapatacağız diyerek dünkü konuşmasında tarikatlara ait denetimsiz, can alan yurtları dahi koruma noktasına kendisini getirebilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç ağzından çıkmadığı ifadelere rağmen onu inancını ve onun üzerinden inancım varsa şöyle davran böyle davran diye bir siyasi mevkidaşına muhatabına karşı olabilecek en nezaketsiz dili kullanabilmiştir. Geçmişte kendisine en ağır sözlerle zürriyetsiz diye saldıran birisine şimdi ayda bir kere görüşmeler yapabilmektedir. Biz Tayyip Erdoğan bu ifadeleri kullanırken utanmıştık. Bugün de gördüğümüz tablodan utanmaya devam ediyoruz. Şimdi daha önce de söyledik. Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz ülkeyi bizim elimizde bir istihbarat örgütümüz yok. Ama Türkiye istihbarat milli istihbarat teşkilatına dayandırılan haberlerle ve yalanlanmayan haberlerle. Başta Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın gazeteler muhtat aralıklarla belli aralıklarla manşete taşıyıp bunların darbenin finansörü olduğu, 251 kişinin kanının Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde olduğu, emir'in elinde olduğu, FETÖ'nün destekçileri olduklarını söylediler. Daha önce de buradan defalarca o manşetleri gösterdim. Geçtiğimiz günlerde birden Bunlarla bir iyilik oldu. Ve şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden sıvapla bir para geliyor. Ekonomiyi kurtarmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne el açılıyorsa sorduğum Fuat Oktay'ın yüzüne bir komisyonda sordum. Bir genel kurulda sordum. Bir kez buradan sordum. Sıvaptan sonra bir daha soruyorum. Darbenin finansörünün size verdiği dolarlar 251 şehidin, gazilerin, bu ülkeye yaşatılanın bedeli ise bunun bir tarifesi varsa Fethullah Gülen'le barışmanızın tarifesi nedir? Kaç milyar dolar getirirse, kaç milyar dolar para bulursa Fethullah Gülen'in de önüne kırmızı halı ya da turkuaz halı sereceksiniz. Sizin Fethullah Gülen tarifeniz nedir? Mesela Trump tarifenizi gördük. Trump'a neler dediniz? Trump bir göz kırptı, koştunuz, gittiniz. Biden'a neler diyordunuz? Kapısına dizildiniz. Bir şakşak şak yaptı, koşup gittiniz. Şimdi Fethullah Gülen tarifesine geldik. Bu tarife nedir? Açıklasınlar millette bilsin. Bunların kahramanlıkları, bunların yiğitlikleri Amerikan dolarının karşısında bir anda yumuşacık bir anda çabucak barışan, gerektiğinde özür dileyebilen bir hale bürünüyor. Bunu da milletimiz görsün. Hani diyorlar ya, uzun adam eğilme dik dur, millet seninle. Bu nasıl dik durmak? Parayı görünce Birleşik Arap Emirlikleri'ne eğiliyorsun. Yarın kime ne kadar eğileceğini bilelim de görelim. Şimdi Türkiye'deki bütün siyasi partiler siyasi konjonktüre, siyasi partileri bağlayan kanunlara, seçim kanunlarına göre temaslar kurabilirler. Bu ittifak görüşmeleri de o kapsamda yapılan görüşmeler. Biz de takip ediyoruz. Esas bunu HDP ile CHP ittifak halindedir. HDP CHP'nin ittifak ortağıdır. Millet ittifakının gizli ortağıdır arka kapıdan görüşüyorlar diyen MHP'ye, AK Parti'ye, bunların yazarlarına, çizerlerine, trollerine çok bilmişlerine sormak lazım. Oturmuşlar sekiz parti ittifak görüşmesi yapıyorlar. Ve HDP'nin kamuoyu araştırmalarındaki oyu o ittifaktaki diğer partilerin baraj sorununu da çözüyor görünüyor. Bu şartlar altında bir araya gelip seçime biz birlikteyiz gireceğiz diyen sekiz parti varken ve CHP bu işin içinde değilken bugüne kadar zillet ittifakı yalanını üfürenlerin, borazanını çalanların şimdi milletin yüzüne nasıl bakacağını merak etmek lazım. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.